Bunlardan biri olmalı. Kaç numara demiştin? 7 numara. 7. Hah. Burası mı? Gerçekten. Evet. Ah. Çalıyorum. Çal bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Güzide Özgüder, avukat Güzide Özgüder. Biz Hüsnü Bey'le görüşecektik ama. Tabii, yalnız Alzheimer'ı iyice ilerledi. Hiçbir şey hatırlamıyor. Buraya kadar boşuna yoruldunuz bence. Size bir faydası olacağını sanmıyorum. Olsun, biz yine de bir konuşalım. Belki bir şey hatırlar. Peki, siz bilirsiniz. Buyurun o zaman. Teşekkürler. Geçin Azucuğum. Tamam. Bazen çok asabi olabiliyor. Eğer şiddetli bir tepki gösterirse hemen çıkmanızı isteyeceğim sizden. Lütfü Bey, misafirlerim var. Şenay, hoş geldin. Çok özledim ben seni. Şenay eski karısı. Hı hı. Bazen böyle birbirine karıştırıyor. Gel yanıma otur Şenay. Gel böyle. Evet, Lütfü Bey, biz buraya sizi... Ben de seni çok özledim. Gençleşmişsin Şenay. Çok güzelleşmişsin. Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsın. Eskiden de böyleydin, beyefendiydin. Ben de seni çok iyi gördüm, maşallah. İyiyim tabii, iyiyim. Bomba gibiyim. Her sabah 10 kilometre koşuyorum ben. Bir senedir evden çıkmadım. İyi, spora devam. Tamam mı? Bırakma sakın. Senin ne işin var burada? İblis. Niye geldin sen? Aa. Az önce ben sana ne kadar kibarsın, beyefendisin dedim. Niye mahcup ediyorsun beni? Niye bu kadına iblis diyorsun sen? İblis çünkü Şenay. Şeytan bu kadın. Ya biz bu dilek denen kadın yüzünden bozuşmadık mı? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsan anlatsana, ne oldu? Hatırlamaz olur muyum? Hafızam çok kuvvetlidir benim. Hafızam zehir gibi zehir. Hiçbir şey unutmam. Yuvamı yıktın sen benim. Binbir işveyle, binbir cilveyle baştan çıkardın sen beni. Gül gibi karımı aldattım senin yüzünden. Bu da Tarık gibi bir şeymiş herhalde. Yani yuvamızı bu kadın bozdu, öyle mi? Tabii ya. Bu kadın var ya, bu kadın. Ben seni çok sevdim Dilek. Evde bulamadığım mutluluğu sende buldum. Karımın göstermediği aşkı, sevdayı sen verdin bana. Hayda. Büyük aşktı bizimki. Çok büyük bir aşk. Hatta hamile kaldığın zaman ne kadar sevinmiştik. Hatırlamadın mı? Hamile mi kaldım ben? İkiniz de mi bunadınız siz? Neden hiçbir şey hatırlamıyorsunuz? Ben hamile kaldım, evet. Sonra ne oldu? Sonra büyük bir olay çıkardı. Bu ne olacak başka? Ne olur biraz anlayış göstersen. Boşanalım dedim, kabul etmedin. Çocuğunu ipusuma alayım dedim, istemedin. Ne kadar huysuz. Ne kadar şirret bir kadınsın sen Şenay. Ben tanımadığım çocuğu niye evime alayım ya? Peki çocuk ne oldu sonra? Doğar doğmaz avukata verdim ya. İstanbullu bir avukat hani. Adı neydi avukatın? Murat Tarık Yenersoy. Onların çocuğu engelli doğdu. Eli kolu yoktu hani. Anlattım ya kaç defa. Engelli mi doğdu bebekleri? Nazan! Nazan! Canım. Nazan çocuğum engelli doğmuştu. Nasıl olur? Aklımı almıyor Nazan. Babası nasıl verir onu? Ay.
Nasılsınız? Allah'ım. Nazan. Nasıl yaşayacağım böyle? Nasıl yaşayacağım? Nazan böyle deme, nasıl? Deme böyle. Deme ne olur. Deme ne olur bir tanem.